Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün dünya genelinde yasaklanan Barbie bebekleri inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce biliyorsunuz ki yeni kitabım Tünelden Önceki Beyaz Ev çıktı, bir korku, gerilim, polisiye hikayesi. Ve sizler için kitap çıktığından beri 2000 üzerinde kitap imzaladım arkadaşlar. Bitmek üzere ya da bitti ya da çok az kaldı şu anda. Son imzalı kitaplar aşağıya linkleri bırakıyorum. Kissing Barbie, yani öpücük Barbie, ilk inceleyeceğimiz bebek. Oldukça hoş, uzun pembe ve sarı bir elbiseyle satılan bebeğin yanında aynı zamanda aşk mektupları ve bir de lipstick bulunuyordu. Bebek arkasında bulunan bir tuşa basıldığında kafası hareket ediyor ve öpücük hareket tarzında ilginç bir hareket sergiliyor. Ve dudakları öne doğru uzanıyordu. Ve öpücük benzeri bir ses çıkartıyordu. Biraz önce söylediğim aşk mektupları ise Ken'e yazılmıştı. İlk kez 1978 yılında piyasaya çıkartılan bebek oldukça garip tepkiler çektiği için kaldırıldı. Yani üretimi durduruldu. Sıradaki oyuncak ise Pregnant Barbie, yani hamile Barbie. Bu bebek 1963 yılında Midge adıyla piyasaya çıkmış çilli bir bebekti. Barbie'nin arkadaşıydı. Midge, Ellen adında bir başka Barbie oyuncağı olan erkek bir bebek ile evliydi. Ve Ryan isminde bir çocukları vardı. Midge diğer bebekler gibiydi ancak yüz hatları, saçı ve kıyafetleri biraz daha farklıydı. Aynı zamanda mıknatıslı ek bir karın parçasıyla beraber satılıyordu. Ve içinde bir bebek vardı. Bu da bebeğin oynarken kolay bir şekilde çıkmasını, daha doğrusu doğum yapabilmesini sağlayan bir parçaydı. Rosemary'nin bebeği gibi. Hamile Barbie ilk piyasaya çıktığında aileler bu oyuncağı gördüklerinde büyük tepki gösterdi. Ve bunun genç yaşta gebe kalmayı özendirdiğini savundu. Sanıyorum bu oyuncak hiç Türkiye'de satılmadı. Gerçi benzer ürünler var piyasada. Sanıyorum ki tam emin değilim ama. Geçtiğimiz sene Barbie bebeklerle ilgili çektiğim videoda kısaca değinmiştim. Bence biraz önce bahsettiğim iki bebekten daha tehlikeli olan Barbie bebeklerden bahsetmek istiyorum. Etrafında olup biten her şeyi kaydedebilen video Barbie. Ön kısmındaki kolyenin içine büyük bir video kayıt cihazı monte edilmiş olarak satılan bu oyuncak bugün cep telefonlarımızla yapabildiğimiz gibi video kaydedebiliyor. Sonrasında USB ile başka cihazlara da aktarım sağlanabiliyordu. Ve bu bebek tam 30 dakikaya kadar kayıt alma özelliğine sahipti. Özel hayata müdahale nedeniyle bir süre sonra toplatıldı ve bir daha üretilmedi. Aynı zamanda sesleri kaydedebilen bir bebek daha vardı ve ismi Hello Barbie'ydi. Onda video kayıt özelliği yoktu ancak bu Barbie bebekte sesleri kaydedebiliyordu. İçine monte edilmiş minik bir mikrofon sayesinde ses kaydı alabiliyordu. Sonradan tahmin edebileceğiniz gibi o da yasaklandı ve piyasadan toplatıldı. Hatta bu iki bebeğin Amerika'da FBI bile harekete geçirdiği ve casusluk için kullanılma ihtimali konusunda kuşkulandırdığı söylentileri ortaya atıldı. Sıradaki inceleyeceğimiz Barbie'nin adı Becky Share Smile. 1997 yılında piyasaya çıkan Barbie'nin ilk tekerlekli sandalye versiyonu. Aslında fikir olarak gayet başarılı ve hoş olsa da bu oyuncakta tahmin edilemeyen ancak çocukları ve aileleri oldukça üzen bir detay vardı. İlk 2 haftada 5000 üzerinde satan ve satış rekorları kıran bu oyuncak Barbie evlerine, odalarına ve asansöre sığmıyordu. Hatta bebek evlerinin kapılarından bile geçmiyordu. Bu da beraberinde pek çok soru ve sorun getirdi. Çünkü bu aslında Becky'nin çıkartılma amacına ve uygulamaya çalıştıkları sosyal projelerine hiç uygun değildi. O dönem Mattel firması, yani Barbie'nin basın sözcüsü, bu konuyla ilgili iyileştirme yapılacağına dair bir açıklama yaptı. Ancak aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen konuyla ilgili hiçbir aksiyon alınmadı. Barbie evlerinin yeniden tasarlanması maliyetli ve zorlu bir süreç olduğu için Becky'nin de yeni versiyonları yapılmadı. Üretimden kalktı ve tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı. Rahatsız edici. Sıradaki bebek Growing Up Skipper isimli bir Barbie bebek ve oldukça ilginç. Bu bebek Barbie'nin sözde çocukluktan ergenliğe geçişini temsil eden ve içine ilginç bir mekanizma gizlenmiş olan bir bebek. Growing Up Skipper bebeklerinin kolunu yukarıya doğru kaldırdığınızda bebeğin boyu uzuyor ve göğüsleri çıkıyor. Evet, yanlış duymadınız. Göğüsleri çıkıyor. Barbie'nin üst kısmında bulunan eklentili parça kolun yukarı doğru çekilmesiyle ön tarafta göğüs benzeri iki adet çıkıntının oluşmasına olanak sağlayan parçalar barındırıyor. Aynı zamanda boyunun da biraz daha uzamasına neden oluyor. 1975 yılında piyasaya çıkan bu bebek, ailelerden gelen fazla sayıdaki şikayet üzerine raflardan toplatıldı ve kaldırılarak üretimi durduruldu.
Because when you turn her arm, you can make her change instantly from a little girl to a tall, slender teenage doll. Some Gold Malibu Barbie isimli seride yine yasaklanan ve piyasadan kaldırılan Barbie bebeklerden biriydi. Paketinin içinde 3 adet güneş gözlüğü ve bir de plaş havlusu mevcuttu. Ancak bu Barbie'nin teni normal bebeklere göre biraz daha esmer, hatta bazıları kırmızımsıydı. Çocukların plajda saatlerce zaman geçirebileceği türdeydi. Bu ürünün de çocukları güneşlenmeye özendirmesi ve onlara yanlış bir mesaj verdiği konusunda aileler seslerini yükseltti ve bu bebeğin de ömrü oldukça kısa oldu. Üretimden kaldırıldı çünkü güneş ışığı bildiğiniz gibi gerçekten çok ama çok tehlikeli. Asla güneş kremlerinizi sürmeden güneşe çıkmamalı. Hatta belirli bir yaştan sonra sadece güneşlenmeye değil sokağa çıkarken bile benim gibi güneş kremi kullanmalısınız arkadaşlar. Sosyal mesaj içerikli konuşmamızı da yaptık, devam edelim. Barbie sesini yükseltenlerin ve tepki gösterenlerin deyimiyle sadece küçük kız çocuklarını mı olumsuz etkilemişti ya da olumsuz etkilediği düşünülüyordu? Hayır. Barbie'nin, daha doğrusu Barbie'nin erkek arkadaşı Ken bebeğin bir versiyonunun da erkek çocuklar üzerinde olumsuz bir etki yarattığı aileler ve veliler tarafından düşünüldü. Hafif sakallı bir görüntüsü olan erkek bir bebek olarak tasarlanmış bu oyuncak, tıraş köpüğü ve jilet benzeri bir aksesuarla geliyordu. Ve suyla beraber uygulandığında yüzündeki o sakalımsı görüntü pürüzsüz bir cilt rengini alıyordu. Bazı kesimlerin genç erkek çocuklarını özendirdiğini iddia etmesi üzerine bazı kişiler de aslında Barbie'nin çoğunlukla kız çocukları için tasarlandığını ve vermek istenilen mesajın, özellikle de yürütülen reklam kampanyasının biraz aykırı olduğunu iddia etmişti. Ancak videodaki diğer bebeklerle kıyaslayacak olursak arkadaşlar, bu bebek, yani tıraş edebileceğiniz bebek, Shaving Barbie ya da Ken, tam ismini hatırlamıyorum. Bu bebek hala satışta, yani piyasadan toplatılmadı. Bunun bir de kadın versiyonu olduğu iddia ediliyor. Ona da denk geldim bu videoyla ilgili araştırma yaparken. Suyu da şuradan çekeyim. Ama sanırım bu Barbie markasının, yani Mattel firmasına ait değil. Yani Barbie değil herhalde, replika bir oyuncak olması lazım. Ondan da çok emin değilim ama yine de buraya eklemek istedim. Göz zevkinizi bozduğum için özür dilerim. Yine hala satışta olan ve oldukça ses getiren ve şikayet edilen bir Barbie bebek serisinden daha bahsedeceğim şimdi. Ki bence aslında aşırı tatlı. Zaten özel üretim bir bebek ve Türkiye'de de satılıyor. Launch Kitties. Leopar, panter ve kedi desenli kıyafetler için de tasarlanmış, kıyafetlerinde kedi kuyrukları ve kafalarında da kulak şekilli taşları bulunan bir Barbie serisi. İlk çıktığında aileler pek de çocuklar için uygun olmadığını düşündü. Çünkü seksi dar kıyafetler içinde bulunan bu bebekler aslında küçük yaştaki çocuklar için üretilmemişti. Alışıla geldiğimiz Barbie makyajından, saçından ve kıyafetlerinden oldukça uzaktı. Ayrıca birçoğu ayakkabı ya da dudak şeklinde dizayn edilmiş bir koltuğun üstünde oturarak satışa sunulmuştu. Yani kutuları o şekildeydi. Klasik oyuncak Barbie bebek algısından oldukça uzak. Ancak dediğim gibi özel üretim bebek, özel üretim bir seri daha doğrusu. Ve özel üretim olduğu için Mattel firması bununla ilgili şikayetleri çok fazla dikkate almadı sanıyorum. Çünkü hala bebeğin üretimi ve satışı yapılıyor. Ancak sınırlı sayıda. Ayrıca Haunted Beauty Ghost Barbie adında benim gör görmez aşık olduğum bir de paranormal Barbie'miz var. Geçen videomda da bahsetmiştim hatırlayacağınız gibi. Bir Cadılar Bayramı için özel olarak üretilmiş, şu anda da hala satışta beyaz kıyafetler içinde paranormal bir Barbie bebek. Amazon'dan buldum bir tane arkadaşlar, ancak fiyatı $655 falan gibi bir şeydi yani. İnanılmaz, asla almam tabii ki. Hatta bu video için araştırma yaparken bir de yine Amazon'da bir başka özel seri bebeğe daha denk geldim arkadaşlar. Bu da Medusa Barbie. Medusa'yı hepiniz biliyorsunuz, onunla ilgili videom da vardı zaten, hani duymuşsunuzdur Medusa efsanesini diye düşünüyorum. Bu bebekte etrafında yılanlar çevrili olarak ve aşırı hoş bir elbisenin içinde sevenleriyle buluşuyor. Bir de bu bebeklere ek olarak yine Barbie'nin çok çok nadir ve özel olarak ürettiği Dragon Barbie'ler de var. Onları da seversiniz. Onların da kanatları var. Buraya ekliyorum fotoğrafını. Çok ama çok güzel, ancak bebekler hepsi özel üretim olduğu için ve piyasada çok nadir bulunduğu için satın almak isteyenleri kötü bir sürpriz bekliyor arkadaşlar. Bebeklerin fiyatları gerçekten çok pahalı. $200-$300 aşağıya bu özel üretim Barbie bebeklerden hiçbirine denk gelmedim. Hatta paranormal Barbie dediğim gibi yani $600-$700-$800 kadar çıkıyor. Bahsedeceğimiz son Barbie ise Spider Barbie, yani örümcek Barbie. Ama korkmayın, bu bebek aslında Mattel firmasının, yani Barbie'nin kendi üretimi değil. Ancak internette bazı online kanallarda bulabilirsiniz, satışta bulabilirsiniz. Birden çok bacağı olan örümcek gibi gözüken bu bebek bir tasarımcının ya da birden fazla tasarımcının elinden çıkmış bir oyuncak ve bildiğim kadarıyla Etsy isimli internet sitesinde satışta.
Hatta bunlardan bir tane yok, birden fazla tasarımcının benzer ürünleri bulunuyor. Bazılarında biraz önce dediğim gibi örümcek ayağı, bacağı benzeri bacaklar bulunurken, Barbie bacakları bulunurken bazı Barbie bebeklerin kafaları alınmış ve vücutlarına plastik örümcek bacakları monte edilmiş durumda. Niye? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve benim de diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Discord grubumuz da var. Discord'a da katılmayı unutmayın. Çok ama çok seviliyorsunuz. Bunu da unutmayın. İstediğiniz başka hikayeler olursa bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak eklemeyi de unutmayın. Çok ama çok seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bye bye.